Canlarım merhaba. Bugünkü örgü dersimizde size düz haroşayı öğreteceğim. Düz haroşa nedir? Mesela aslında herkes haroşayı farklı örer. Ben düz haroşa dediğim zaman şunu kastediyorum. Ben ön sıramı ve arka sıramı düz ilmek örerek haroşa elde ediyorum. Şimdi bunu kısaca yine anlatacağım size. İlmeğinizi attınız. Bu bizim ön yüzümüz. Her zaman söylediğim gibi. Arka yüzden başlıyoruz zaten mecburen örgüye. Düz haroşa dediğim ön yüzü ve arka yüzü düz öreceksiniz. Düz örgü videomu zaten biliyorsunuz. Bakın. Soldan giriyorum. Düz örüyorum. Dediğim gibi o videoyu gösterdiğim için düz örmeyi burada biraz hızlı yapacağım ama yine de size göstermeye çalışıyorum. Arka sıradayım. Düz örüyorum. Ben genellikle bu haroşayı kullanıyorum. İki tarafı da düz örerek haroşa elde ediyorum. Şimdi arka yüzü düz ördüm. Ön yüze geldim. Zaten bakın burada ters gibi duruyor. Şimdi ön yüze geliyorum. Ön yüzümü de düz örüyorum. Aynı mı? Arkası gibi. Bütün ilmeklerimi size ilmekler ters görünüyor ama siz onları düz örüyorsunuz. Benim düz haroşa dediğim bu. Ön yüzümü yine düz ördüm. Arka yüzüm yine düz örüyorum. Yani ilmekler size hep ters gibi görünüyor. Ama siz üstüne hep düz örüyorsunuz. Böylece güzel böyle dolgun bir haroşa elde ediliyor. Bakın hep düz. Hepsini düz ördüm yine. Dediğim gibi düz haroşam da budur. Ön sıramızı ve arka sıramızı hep düz örüyoruz. Ortaya haroşamız meydana geliyor. Umarım açıklayıcı olabilmişimdir. Hoşçakalın.